Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Şehdaş Mevlana, Hümbü Hayrat'ın, Serçara, Serçara Hat'ın, Esir Akbir Hattik'in, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mayıs'ta Mevlana'dan bir sefer daha geliyor. Yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? Yeniden Recep Tayyip Erdoğan'la yeni bir sefer yazmaya hazır mıyız? Yeniden Milletin Partisi, Birliğin Partisi, AK Parti ile yola devam demeye hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Türkiye'nin birliğinin, kardeşliğinin, beraberliğinin sembolü, AK Parti'nin yiğit insanları, Mevlana'nın yiğit insanları 14 Mayıs'ta inşallah en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Durmak yok, yola devam diyeceğiz. Bugün Türkiye'de yollar yapan, köprüler yapan ama daha önemlisi milletimiz arasında gönül köprüsü kuran Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile yol yürüdünüz. Başından beri destek oldunuz. Sizden Allah razı olsun. Mevlana bizim gururumuzdur. Sağ olasınız, var olasınız. Her zaman sizin yanınızdayız. Her zaman yanınızda olacağız. Eski Türkiye'de insanları dilinden, inancından, kimliğinden, kıyafetinden dolayı öteki gören, makbul vatandaş değil diyen bir anlayış vardı. Bu ülkede faili meçhuller oldu, beyaz toroslar oldu. Bu ülkede kardeşi kardeşe öldürdüler. Nice haksızlıklar yapıldılar. Anasının dizi dibinde ana diliyle ninni dinleyen bir çocuk büyüdüğünde annesi ona kendi diliyle Kürtçe nasılsın evladım diyemedi. Cezaevinde, mahkemede, resmi dairede. İşte biz bunların hepsine son verdik. Hepsini sona erdirdik. Biz ne olursa olsun ana diliyle konuşacak, türküsünü, şarkısını dinleyecek kişinin ana diliyle şarkısını dinlemesi, türküsünü dinlemesi ana sütü kadar helaldir dedik. Helaldir dedik. Helaldir dedik. Kürt diye bir dayak attılar, başörtülü diye bir dayak attılar ama AK Parti ile beraber bütün bu yasaklara son verdik. 85 milyon bu vatan evladı, bu ülkenin gerçek sahibidir. Birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş yoktur. Bu ülkede doğan herkes birinci sınıf vatandaştır dedik. Bu ülkenin tapusu herkesin elindedir dedik. Ve inşallah bu kararlılığı hep beraber sürdüreceğiz. Kıyamete kadar bizi bizden kimse ayıramayacak. Bunun karşısında olacağız. Birliğimizi koruyacağız. Adı güzel Mevlana. Adı güzel Mevlana. Mevlana'nın annelerinin merhameti, babalarının cesareti, gençlerinin heyecanı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Hiç kimseyi hiç kimseden ayrı etmeyeceğiz dedik. Kürt'ü Türk'ten, Alevi'yi Sünni'den, genci yaşlıdan, engelli engelsin ayrı etmeyeceğiz dedik. Rabbim Ademoğlu diye yaşat, yaratmış. Ademoğlu'nun birinci sınıf vatandaş olacak dedik. Bu şehirde hiçbir mahalleyi hiçbir mahalleden ayırt etmeyeceğiz dedik. İbrahim'i de ne varsa Mevlana'da da o olacak dedik. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Sizler tek istediğiniz.
ayağınızda dimdik durdu. Ama bu dik duruşun karşılığında da dimdik duran bir liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ımızın bu memleketimize ettiği hizmetlerin bağını sağlamak adına bu seçimde de 14 Mayıs'ta hep birlikte Mevlana farkını ortaya koyacak. 21 sene önce yola çıktığımızda neredeydik, bugün nerelerdeyiz? Amacımız daha ileriye koşabilmek. Bundan bir ay sonra Türkiye'nin en modern hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi sizlerin hizmetine giriyor. Bu hastane, biz sizlerin yanındayız, her zaman beraberiz. Bu hastanenin yapılması bir başına bizim işimiz değil. Başımızda Adalet Bakanımızla birlikte milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın vermiş olduğu desteklerle bu hizmetler size geliyor. Evet, burada seçime 2 gün kaldı. Çok değişik spekülasyonlar ortada dolaşıyor. Biz bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Söz uçar gider, iş kalır arkadaşlar. Biz AK Parti olarak şimdiye kadar milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Bu bizim en önemli şiarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu direktif, yapamayacağınız işi hiçbir zaman söz vermeyin. Biz de sizlerin karşısına ne zaman çıktıysak, ne söz verdiysek yerine getirdik. Bugün Mevlana Mahallesi'nin hizmetleriyle ilgili yerel yönetimlerde en hassas şekilde çalışıyoruz. En nitelikli hizmetleri sizlere getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu hizmetlerin devamı noktasında bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili seçiminde sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Birlikte başardık, birlikte başaracağız diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.